biz o süreçte özellikle bu konu için saha çalışmasına indik. Mezopotamya Göç İzleme Derneği ve İstanbul Göç İzleme Derneği olarak. Yani bunu bir göç izleme araştırma platformu çatısı altında bu çalışmayı yaptık. Nitekim o süreçte çalışmasını yaptığımız sonuçları da kamuoyuyla paylaşmıştık. Çalışmayı yaptığımızda depremde en fazla etkilenen illere gitmeye çalıştık. Özellikle Ahmet'e yakın, çünkü Ahmet de bu kentlerden biri ama daha çok Ahmet de biraz kendi yarasını kendisi sarma durumu gerçekleştirdi. Hızlı reaksiyon gösterme, dayanışma alanı örgütleme ve dahil olma gönüllülüğü kendini gösterdiği için diğer yerlerde bu çok mümkün değildi. Biz deprem sahasına Mart itibariyle, Mart'ın ilk haftası itibariyle gittik. Yani depremin olduğu gün itibariyle sorumluların mesela gerekli çözümü üretemediği, gerekli ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kaldıkları tüm Türkiye tarafından bilinen ve dile getirilen bir gerçekti. Gittiğimiz yerlerde yine gönüllü ağlarının bir araya gelerek yaraları sarma ve ihtiyaçları karşılama noktasında girişimleri vardı. Biz de bu ağ üzerinden olabildiğince depremi yaşamış insanların acılarını bilmekle beraber bu süreçte yaşadıklarını anlamak üzerine sahaya indiğimizde bir yani yıkımdan sonrasında ölümlerin dışında orada hani belki burada yaşananları deprem alanında yaşananların hafızasının bir sonraki nesillere iletilmesi istenmediği için belki de tüm Türkiye'de tüm dünyada açığa çıkan o sorumluluk bilincinin yerine getirilmediği durumunun daha fazla rahatsız edilmemesi adına kendilerini bir göç etme politikası olduğuna tanıklık ettik. Yani bunun teşhisini de birebir aldığımız görüşmelerle birlikte koyduk. Neydi bu? Mesela özellikle Kürt Alevi köylerine. Yani depremden bir haftaya kadar zaten merkezlere gerekli ilgi gösterilmemiş, gerekli çözümler üretilmemiş. Ama diğer tarafta mesela Kürt Alevi köylerine yıkımları olmuş. Yani bu enkaz altında kalanların çıkarılmaması, hayvanlarının mesela kurtarılamaması ya da en basiti o soğuk kış şartlarında bir battaniyenin yetiştirilmemesi ayrıca bir ayrımcılık ve ötekileştirme pratiğinin gerçekleştirdiğini bizlere paylaştılar. Ve bununla beraber yine 90'lı dönemlere benzer bir şey ama bu sefer böylesi bir krizi fırsata çevirme durumu vardı. Nasıl bir fırsata çevirme? Yani oradaki coğrafyanın demografik yapısını değiştirme. Oradaki coğrafyayı çıkarmanın fırsatını aslında biraz kendinde gördüğünü ya da işte devlet aklının ya da bilincinin kendinde gördüğünü böylesi bir krizi fırsata çevirme durumu vardı. Bunu işte deprem alanında çadır kentlerinin önüne getirdikleri otobüslerle hızlıca işte böyle sanki böyle yangından mal kaçırırcasına işte İstanbul'a gitmek isteyen şu otobüse binebilir. Antalya'ya gitmek isteyen şu otobüse binebilir ya da işte İzmir'e. Böyle bir yani şu insanın kültürüyle hafızasının olabildiğince öğütülebileceği metropollere yönlendirmeler vardı. Biz bu hafızayı yine söyleyeceğim. 80 sonları, 90 başları itibariyle köy boşaltmaları, köy yakmalarından biliyoruz yani. Özellikle oraya giden insanlarımızın bir arada oluşturdukları mahallelerde gördükleri baskıları, asimilasyon sonuçlarını, kültürel yozlaşma tehlikelerinin nasıl aşılmaya çalışıyor, kendini muhafaza etmeye ihtiyacıyla beraber bir saldırı pozisyonunda kendini özünü savunma durumunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yani bu insanları o acılarıyla birlikte o otobüslere bindirip metropollere gönderme çabası o bölgenin demografik yapısının değiştirilmek istendiğini apaçık gösteriyordu.